Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Truck Simulator Ultimate oynayacağız. Hemen aracı göstereyim. Daha önce biliyorsunuz en son bir BMW Pro bir de bir Amerikan tırımız vardı. Onunla oynamıştık. Bizim tabii bir Volvo'muz vardı. Bunu unutmayalım. 2021 model çok güzel bir Volvo. İnanılmaz kirli olduğu için rengini göremiyorsunuz. Çünkü tır felaket derecede kirlendi. Aylardır yıkamıyoruz, kullanmıyoruz bu güzel ve hızlı tırımızı. Bugün hemen bir işe çıkacağız. Yolda bir yıkamada yıkatacağız. Ardından devam edeceğiz. Bugün güzel bir yük taşımak istiyorum arkadaşlar. Denk gelirse çift dorse. İnşallah denk gelir. Hemen işlere bakacağım. Şöyle güzel, farklı bir yere gidelim diyorum. Kerkük'e su ayakkabısı ne abi? Su ayakkabıları ne? Çok garip olmuş. İtalya işi var, Roma'ya, Riyad var, gene Suudi Arabistan'a 3000 kilometre asit taşıyoruz. Oo, çok uzak ve bayağı bir sıkıntılı. Erbil var, aha buldum. Hemen teklif veriyorum. 9940 liraya verdim Erbil'e. Yani Irak'a gideceğiz, et taşıyacağız arkadaşlar. Tam etin markasının etlerini taşıyacağız. İstanbul'dan Erbil sefer olacak, 1832 kilometre. Bayağı bir uzun abi. Bayağı bir uzun. Yani yaklaşık 20 dakika rahat sürecektir bu sefer. Bir de oyundan atmazsa tabii ki. Atmayacaktır. En son biliyorsunuz sistemi falan yeniledik. Otobüs simülatörde atmadı. Hem de fantastik ayarlarda oynamamıza rağmen. Yine fantastik ayarlarda oynayacağız Truck Simulator Ultimate'i. Olursa atmazsa sonuna kadar gideriz. Atarsa atlı yerde bırakırım. Bir daha girip aynı yere gelemem. Gelince çünkü bir daha atacak. O yüzden oynayabildiğimiz kadar oynayacağız. Şu an için 9940 lirayla işin bizde kalmasını bekliyorum. Çünkü henüz teklif süresi bitmedi. 47 saniye var diyor. Bittikten sonra hemen alacağım etleri. Etler çürümeden, bozulmadan Irak'a gitmemiz lazım. Kokmadan. Umarım çift dorsedir. Yani çift dorse gelirse var ya çok güzel olacak. Yani bilmiyorum, iki dorsede et götürür müyüz? Biraz zor gibi geliyor. Yani et için iki dorsenin çıkması. Hangi yüklerde çıkıyor onu da bilmiyorum. Biliyorsanız siz yazın arkadaşlar. Bugün denk gelmezse bir gün onu özellikle seçeyim. Mesela örnek veriyorum. Kekler ya da beyaz peynir, ne bileyim, şunlardan çıkıyor diyeceğiniz varsa nasıl anlayabilirim yani çift dorse olduğunu? Yazmıyor da çünkü. Yani çift dorse falan olsa anlayacağım ama öyle bir şey de yok. Öyle bir bilginiz varsa yazın, ona göre yapayım. İş bizde kaldı bu arada. İstanbul Erbil seferi yapacağız. Akşamüstü gidelim. Açık havada ve oyna diyorum. Güzel bir yolculuk olacak umarım. Uzun bir sefer. Dediğim gibi yaklaşık 20 dakika çok rahat. 20-25 dakika sürecektir arkadaşlar. Bakın bir gün diyor teslim süresi. Aracı bir çalıştırayım. Oh, ses de var. Motorun sesini duydunuz. Ama araç şöyle göstereyim. Abi inanılmaz ötesi bir kir var. Yani anlatılacak gibi değil. Tabi temizleyeceğiz. Ama tabi çok fazla kir var arkadaşlar. Hemen farlarımızı açalım. Yine ledlerimiz falan var. Şuradan sirenlerimizi de açtık. Artık hemen şu silecekleri açayım. Yükümüzü alalım. Yükümüz Tamet'in yükü. Ama Tamet'in, ha bu yükünü alacağız. Abi hemen şöyle geleyim, bakın. Tamet'in iki farklı dorsesi var. Bizim dorsemiz biraz daha sade olan. Hemen şuraya yanaşayım. Fantastik ayarlar yine birazcık tabii ki kastırıyor arkadaşlar. Hemen dorsemiz takıldı. Vallahi bu yük nasıl gidecek? Nasıl bitireceğiz bu yolu? Bilmiyorum ama bakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi Volvo'nun 2021 model çok güçlü bir tırı. Daha önce zaten kullandık. Hemen içe geçeyim. Havada kararmaya başlıyor. Yolumuz uzun. Çok fazla dinlenmeden, ya çok fazla oyalanmadan gitmek istiyorum. Abi sağdan gelen zaten yok. Aman 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 aman. Arka tarafı vurmadan derken ön tarafı vurduk. Tabi unuttuk iyice oynamayı. Vallahi unuttuk. Neyse, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şu şehir merkezinden bir çıkalım. Daha sonra rahat edeceğiz. Şu an için yolumuz dediğim gibi çok uzun arkadaşlar. Şu kavşaktan bir döneceğim. Güzel bir şekilde ilk yıkama yerinde aracı da yıkatacağız. Çünkü bu kirlilikle gitmek istemiyorum arkadaşlar. İnanılmaz pislik içerisinde tırımız. Zaten biliyorsunuz bayağı bir kir. Aylardır yıkamadık. Umarım şu etleri de bozulmadan Irak'a götürürüz. Çünkü yol uzun arkadaşlar. 1818 kilometre yolumuz var.
Hem araç yıkatacağız hem de aracımıza mazot alacağız. Çünkü mazotumuz yarı deponun da altına düştü gördüğünüz gibi. Tırlar ağır vasıtalar sağdan gider arkadaşlar. Sola çok fazla geçmeyeceğiz. Ama sollama mecburiyetinde kalırsak mecbur sollayacağız. Şimdilik böyle en sağdan. Bir kornamız nasıldı bir hatırlayalım. Duydunuz, güzel bir korna. Artık muavin yok, otobüs simülatörde değiliz malum. Şurada biri daha olsaymış güzel olurmuş aslında. İlerleyen güncellemelerde belki o tarz bir şeyler gelebilir. Metrobüs gidiyor ortadan. Yalnız tır o kadar geniş ve büyük ki. Yani böyle geçerken çarpacağız diye korkuyorum. Böyle sıfır geçiyoruz yandakini. Bayağı bir zor geçiyoruz yani. Bakın sağ aynadan bakın, inanılmaz böyle sıyırarak geçiyor. Dikkatli bir şekilde gideceğiz. Vallahi fantastik ayarlarda oynamak çok güzelmiş de. Abi çok dar ya. Vallahi bayağı dar. Geç sağ abi. Geç sağ. Beni yorma da biz de sağdan çıkacakmışız ya. Biz de sağdan çıkacakmışız. Hiç sağ sola mola geçmeden. Abi sağdan çıkalım. 1766 kilometre kaldı. Çok yavaş gidiyorlar bu arada. Abi bakın. Araba önümüzde. Tıngır tıngır gidiyor. Biz Irak'a gideceğiz. Adam 2 saatte bizim önümüzü böyle bir açsa, bir yardırsak gitsek. Yolumuz uzun arkadaşlar. Kimse anlamıyor bizi. Bak bak, frenlediler, çarptık. Yani aniden fren yapıyorlar. Bak hala önümde, göremiyorum. Kör noktada kaldı. Ha şuradan aslında gözükmesi lazım ama tabii aynadan da gözükmüyor. Çalışmıyor herhalde. Hadi abi, hadi abi, yürü ya. Bak abi, önümüzde kaldı araba. Göremiyoruz arabayı şu an. Bak korna çalıyor hala. Neye korna çalar acaba? Bak görüyorsunuz. Abi bekliyor. Niye bekliyor anlamıyorum. Yani işte kaza yaptık, yürü git. Mesela ilerleyen zamanlarda bu kazalarla alakalı da böyle güzel bir şeyler gelsin. Yani ne bileyim, kaza yapıldığında bilmiyorum oyuna bir etkisi olur mu ama hani bir şeyler olsa yani, bir bilmiyorum, bir polis gelse, bir şey olsa ya da bir aksiyon olsa iyi olabilir gibi. Ama sık sık da kaza yapıyoruz yani, sürekli de on olursa bu sefer oyuna boş yere zorluk hiç gerek yok. Evet, bir an olur mu acaba dedim ama hiç gereği yok. Düşünsenize, bir yere giderken 50 kere sağa sola çarpıyor, zırt bırt o işlemi yaptırırsak oyun iyice kasar şişer yani. Düşük cihazlar için iyice problem haline gelir, optimizasyon sıkıntı olur, hiç gerek yok. Böyle güzel, biz şimdi ilk dinlenme yerimizi gördük. Hemen oraya gireceğim. Önce araç yıkayacağız, mazot alacağız ve temiz bir şekilde yola devam edeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi yol çok uzun arkadaşlar, çok uzun. Nasıl bitireceğiz çok merak ediyorum. Aman dorsayı deviriyorduk abi. Aman 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 aman, ne oldu abi ya? Abi ne oluyor böyle? Vallahi tam etin etlerini herhalde biz bugün bayağı bir bozuk bir şekilde götüreceğiz Irak'a. Biz daha İstanbul'dan çıkamadık arkadaşlar. Bu nasıl Irak'a gideceğiz? Biz çok merak ediyorum şu an. Gidecek gibi değil yani. Çok ama çok uzun bir yol ve ben de tabii biraz ufak tefek aksilikler yaşıyoruz. Şimdi hemen şurada önce araç yıkama yaptıracağım. Ondan sonra mazotumuzu alıp devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yerimiz gayet güzel oldu. Yıkama işlemi başlıyor gördüğünüz gibi. Irak'a gidiyoruz. Erbil'e gidiyoruz arkadaşlar. Ne taşıyoruz? Et taşıyoruz. Ama işte bu etlerin durumu bayağı bir sıkıntı olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı olacak gibi duruyor hem de. Bozulmadan, kokmadan götürmemiz lazım. Bakalım başarabilirsek ne ala. Başaramazsak artık kokmuş et yiyecekler. Yapacak bir şey yok. Vallahi tırımızın güzelliği şimdi ortaya çıktı arkadaşlar. Canavar gibi oldu. Gerçekten canavar gibi oldu. Şimdi mazota hemen bir geçeceğiz ama şuraya bir çarpmadan, aman abi aman, yıkama yerini devirmeyelim da biz niye buraya girdik böyle? Şu an hiç düzgün bir şey yapmadık, onu söyleyeyim. Vallahi hiç düzgün bir şey yapmadık. Buraya sürtmeden çıkmamız lazım. Ama başarabilir miyiz? Tabii ki başarırız arkadaşlar. Geri geliyorum. Hemen şurada benzin şeyini görüyorsunuz, pompasını. Hemen oraya gireceğim. Tabi oraya da girmek biraz zor olacak. Çünkü yol bayağı bir dar. Bizim araç kocaman, bir de dorsemiz var. İyice zor olacak ama merak etmeyin. Yakıtımızı alacağız. Artık Irak yolu başlasın arkadaşlar. Artık gidemiyoruz yani bir türlü. Irak'a bugün hiç varacağız gibi gelmiyor niyeyse ama. Arka tarafı birazcık sürteceğim sandım ama hiçbir şey olmadı.
Abi yakıtımızı alalım. Dolumumuz yapılıyor. 500 liraya depoyu fulledik arkadaşlar. İmkansız bir şey. Bak burada şeyler var, gördünüz mü? Elektrikli araçlar için şarj istasyonları var. Muhtemelen diyorum. Yani tahmin bu sadece. Bunları koymuşlarsa bunlar Tesla'nın gibi. Herhalde yakın zamanda bir elektrikli araç gelecek gibi duruyor. Yani DLC'ye araba modu olarak bir elektrikli araba gelebilmesi mümkün gibi duruyor. Yoksa şarj istasyonunu niye koyasınız? Benzin almayacaksınız, yakıt almayacaksınız mesela araç gelirse eğer. Geleceğiz orada herhalde şarj istasyonunda elektrikli aracının şarjını dolduracağız gibi gözüküyor. Şarjını tabi fullerken de yine para vereceğiz. Bedava yok. Şarjı elektrikli yapıyoruz diye bedava olmayacak. Ona da para vereceğiz muhtemelen. Güzel olacak. O zaman yakında bir Tesla mı gelir artık, kim gelir bilmiyorum ama bir şeyler gelecek belli ki. Bayağıdır da yeni araç modu da gelmiyor. En son RS7 geldi. Herhalde bir 2-3 hafta oldu. Onu da çektik zaten modunu. Geç M4 kenara. M4 kenara geç. M4 bekleme yapma, yolumuz uzun. Bizim yolumuzu alıkoyma abi. Alıkoyma. Bizim daha 1695 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Vallahi yani 20-25 dakika dedim ama sanki bir tık daha uzun sürecek gibi duruyor. Bitmiyor yol. Bir türlü hızlanamıyoruz. Yol zaten bitmiyor henüz. Sınırdan da çıkmadık. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Artık sağdan soldan gidiyoruz. Adamlar soldan tıngır tıngır gidiyor. Biz sağdan adamları sağlayarak geçiyoruz resmen. 127 ile gidiyoruz. Abi bu tır bayağı bir güçlü ya. Gerçekten bayağı bir güçlü. 132. Yok artık. Tırla 132 yapıyoruz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel de biraz sürteceğim gibi oldu. Korktum orada. Aman abi polis gelme abi. Üstüme geliyor. Abi şimdi nasıl geçeceğim? Aha buradan geçerim. Sürteceğim ama geçeceğim. Ooo resmen iğne deliğinden geçtim. Vallahi iğne deliğinden geçtim. Dedim %100 vuracaktım orada aslında ama iyi şanslıydık. Vallahi şansımıza hiçbir şey olmadı. Artık hızlı gitme zamanı arkadaşlar. Yavaş yavaş gidersek bu etlerin kokusundan ben de burada gideceğim. Hızlı gideceğiz. Bak burada yine güzel bir yerden geçiyoruz. Ha, burada daha önce şeyde vardı mesela. Doğu Anadolu ya da Karadeniz'e giderken bu yollardan falan geçiyorduk. Bu yolların işte daha da çoğu gelmesi lazım arkadaşlar. Bu tarz yollar, dağlık yollar ve virajlı yolların gelmesi lazım ki oyunda araç kullanmak daha eğlenceli olsun. Buraları hatırlayanlarınız vardır. Daha önce bu yollardan geçtik. Gerçekten eğlenceli yollar. Hem sollama da yapamıyorsunuz burada çok fazla. Çünkü hemen araba geliyor ama denedim. Denedim. Kafa kafaya giriyoruz. Allah Allah Allah. Tamam. İyi kurtardım. Vallahi iyi kurtardım. O kadar şeye rağmen hiç durmadım bile. Zaten yolun kıvrımlarını şeyden görüyorsunuz haritadan. Bayağı bir kıvrımlı yol. Sürekli rampa çıkıyorsunuz. Ve bayağı da bir eğlenceli bir yol. Bu yollar dediğim gibi artması lazım. Zaten hepimiz böyle yolları seviyoruz. Bu tarz oyunları oynayanlar da düz yol değil de böyle rampalar, virajlı yollar, dağ yolları, tehlikeli yollar istiyor. Düz yolların hiçbir önemi yok. Bu şekilde gayet iyi. Ama aman abi direkt vurdu. Abi dikkat etmesi lazım. Şu an hiç gidemiyoruz. Artık vurdum. Kaldık burada. Abi kaldık burada. Biraz geri geleyim. Abi. Otobüs yani niye durdu anlamadım. Ben vurdum diye mi? Aman abi bu nasıl bir yol böyle? İnanılmaz bir yol. İnanılmaz bir yol. Ve bayağı bir eğlenceli oluyor bu şekilde. Ama işte öndeki araç yavaş gidiyor arkadaşlar. Bak gene. Abi bu dağlık yol beni mahvedecek. Vallahi bu dağlık yol beni mahvedecek. Bak öndeki otobüs sürekli frene basıyor. Abi bu ne böyle ya? Abi sürekli frene basıyor ya. Vallahi sürekli frene basıyor. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Abi basma. Ya fantastik bir tık kasıyor gibi arkadaşlar. Ben bunu bir dahaki seferde ultraya alayım en iyisi. Böyle bir tık bir kasma var. FPS drop giyiyoruz. Abi ben geçemiyorum artık buradan. Ya dayı bir git ya. Senin yüzünden kaç kere kaza yapacaktık ya. Abi böyle bir şey yok. Daha 1600 kilometre var arkadaşlar. Bu yol nasıl bitecek? Vallahi nasıl bitecek bu yol çok merak ediyorum yani. Epey bir zor olacak ama
bir yardırabilsek. Yardıramıyoruz abi. Yardıramıyoruz bir türlü. Adamlar frene basıyor. Demin otobüs deletti beni. Vallahi deletti. Ama tam gaz gideceğiz. Bundan sonra durmak yok arkadaşlar. 1577 kilometre. Eğer çok uzun sürerse araları keseceğim arkadaşlar. Keseceğim. Yapacak bir şey yok. Çünkü böyle giderse biz 20-25 dakika dedim ama yok abi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bir saatimiz var gibi duruyor. Dediğim gibi ben eğer çok uzun sürerse keseceğim. Şu an Bolu Dağı tünelinden geçiyoruz. Burası da güzel. Uzun bir tünellerimizden. Aman abi. Of 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 of. Doğru sen ne oynadı ama. Soldaki şeye çıktım ha. Betonun üzerine çıktım resmen. Sadece kontrol lazım abi. Kontrol ve güzel bir şekilde etler bozulmadan gitmemiz lazım. Amacımız taşımak değil. Aldığımız ürünü zamanında götürmek. Zamanında götürmezsek hiçbir önemi yok o işin. Bir şey yaramaz ki etler bozulursa. Adama ta Irak'a et götürüyor, bozuk et. Abi olmaz, olmaz. Sağlam bir şekilde etlerimizi götürmemiz lazım. Hadi abi, öndeki araba, hadi abi, hadi abi. Geç kenara ya. Abi niye bu kadar yavaş geçiyorsun? Sanki tır kullanıyor. Yavaş yavaş sağ tarafa atlıyor ya. Gerçek hayattaki gibi yemin ederim aynı. Orta şeride geçeyim. Umarım çok rahatsız etmiyordur kasmalar. Beni rahatsız ediyor. Umarım sizi etmiyordur. 1335 kilometrelik yolumuz var arkadaşlar. Bitirecek miyiz çok merak ediyorum. Ama bu etlerin yetişmesi lazım arkadaşlar. Oradaki kasapların bize ihtiyacı var. Irak'taki kasaplar bekleyin bizi, geliyoruz. Geliyoruz. Etleri bozmadan size getireceğiz. Abi bizim bu sınır kapısı nerede? Hangi sınır kapısından çıkacağız? Onu da merak ediyorum ha. Hangisi var? Cilve gözü mü? Ne bir şey gözü vardı aşağıda. Oralardan bir yerden çıkacağız arkadaşlar. Irak'a gideceğiz. Zaten sınır komşusu. Hemen yakın. Ama önce bizim sınır kapısına gitmemiz lazım. Oraya gidersek gerisi çok kolay zaten. Önce oraya ulaşmamız lazım. 1300 kilometre yolumuz var. Devam edeceğiz. 1118 kilometre kaldı ve hala sınır kapısına ulaşmadık arkadaşlar. Bak düşünün. Yani ne kadar geldik? Bir 700-800 kilometre geldik ve hala sınıra gelemedik ve hala ülkeden çıkamadık. Biz daha Irak'a gideceğiz. Bu etlerin artık hali sıkıntı. Nasıl bir durum olacak Irak'a gidene kadar bilmiyorum ama bayağı bir problem olacak gibi. Abi ne oldu öyle? Oo bir dakika, orada bir şey vardı. Tümsek gibi bir şey vardı. Düşek mi vardı? Ne vardı? Bir şey vardı. Araç neredeyse dorsa çıkacaktı. Fırlayacak gidecekti. Bu arada havada iyice kararmaya başladı ve 1134 kilometre yolumuz kaldı ve dediğim gibi gümrüğe sınır kapısına hala gelemedik. Bir gelseydik aracın lastiği patladı abi. Yapma bunu ya. Allah Allah, sağ arka ikinci lastik patladı. Servis ya abi, bu nereden çıktı şimdi lastik patlaması? Zaten başımız belada, yolumuz uzun, etler bozuldu, kokacak, bir de lastik çıktı. İleride servis var gibi. Hemen oraya gireceğim. Dörtlüyü yakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastik patladı. Dörtlümü yaktım. Emniyet şeridine girdim. Bayağı bir sıkıntı. Abi bayağı bir sıkıntı oldu. İyi ki yakında şey var ha hemen. Olmasa ne yapacağız düşünün yani. İyice sıkıntıya gireceğiz. Allah'tan yakında hemen bir servis var. Gördüğünüz Zux Truck Service diyor. Buraya gireceğiz. Aman abi iyice. İyice mahvettik. Vallahi mahvettik. Hasarın yarısını doldurmuşuz. İyice sıkıntı oldu. Buradan mı giriyoruz abi? Kapı kapalı. Ha açılacak herhalde. Abi eskiden böyle değildi, bak bunlar değişmiş, sanki böyle kapı falan yoktu eskiden, direkt açıklı giriyorduk direkt. Bunlar sanki değişmiş biraz. Ama abi hala vuruyorum bu arada ya, hala vuruyorum bu arada kenarlara. Bir de oraya vurdum, artık ben de alıştım. Vur gitsin, vur gitsin abi, vur gitsin. Gördüğün gibi servise geldik. Abi olacak gibi değil, vallahi olacak gibi değil. Lastiğin patlayacağı tuttu. Dediğim gibi bir türlü ilerleyemiyoruz arkadaşlar. 500 lira servise gitti lastik değişimi için. Irak'a bir varsaydık rahatlayacaktım ha. Vallahi rahatlayacağım ama bilmiyorum, hiç olacak gibi değil. Hiç gidebileceğiz gibi hissetmiyorum niyeyse. Ama şunu anladım. Bak şu an Fantastik'te oynuyoruz. Oyunu hala atmadı. Bak Fantastik'te oynuyorum, oyun atmadı ama Fantastik'te drop yiyoruz. Yani FPS
düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama tabi ultraya çekeceğim ben sonraki videolarda zaten. O zaman umarım daha iyi olur. Ya yeter ki oyundan atmasın da düşük FPS olsun. Yeter ki atmasın oyundan böyle. Bak 30 dakikaya geçmiş. Tabi keseceğim aralarını falan ben ama bilmiyorum siz kaç dakikalık bir video göreceksiniz. Ama şu ana kadar hala oyun atmadı. 1041 kilometredeyiz. Sınır kapısına geldiğimizde görüşelim arkadaşlar. Çok uzun sürüyor yol. Sınır kapısında görüşürüz. Evet, sınır kapısına geldik ama uykum da geldi. Gerçekte de geldi, oyunda da geldi. Gördüğünüz gibi ekran böyle bir flulaşmaya başladı. Zaten uyku seviyemde görüyorsunuz %39. Abi ne yapıyorsun ya? Ya abi bu ne saçma bir şey, gördünüz değil mi? Bak adam buradan gidiyor, ta benim şeridime geçti. Zaten yol var, gitsene buradan. Ya durduk yere kaza yaptık. Bak benim suçum yok, gördünüz. En sağ şeritten gireceğim. Ne taşıdığımızı unutmayalım. Uykum çok geldi. Muhtemelen uyumamız gerekecek ya da uyumadan uykusuz bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi soru soracak bize, nereye gidiyorsun falan diye. Ha burada değil, bir dahakine soruyordu. İlk gümrük kapısından geçtik. Zaten bundan sonra başka gümrük kapısı olacağını sanmıyorum. Çünkü aramızda başka yok. Irak'la bizim aramızda tek gümrük. Geçiyorsun, Irak'tasın. Şimdi burada soruları soracaklar. Ne taşıyorsun, nereye gidiyorsun falan diye. Doğru cevaplayıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. 800. Ya nereye gidiyorsun? Erbil'e gidiyoruz. Doğru dedi. Ne götürüyorsun diyecek. Et götürüyoruz Erbil'e. Kokmuş bozuk et götürüyoruz arkadaşlar. 847 kilometre kaldı. Birazdan son kontrolden geçeceğiz, çıkacağız. Artık Irak'a girmiş olacağız arkadaşlar. Irak'tayız. Irak'a geldik. Şimdi şuradan çıkacağım. Burada soruyu soruyor muydu, sormuyor muydu emin değilim. Sorarsa cevaplarız. Allah abi ben buraya nasıl sığacağım? Oo burası çok sıkıntı. Abi arka taraf. Allah Allah. Lan! Ne oluyor? Oyun bizi bir yere... Abi oyun geri attı bizi ya. Abi ne oldu öyle? Ortadaki şeyden gireyim dedim. Gişeden gireyim dedim. Araç sığmadı. Takıldı. Oyun fırlattı bizi abi. Bak yeniden aynı yeri yapıyoruz. Bak kimseye denk gelmez bu. İki kere gişeden gişeyi. Sınırdan geçiyoruz. Bak bunu hiç kimseye göremezsiniz. İlk defa bizde bu saçmalığı görüyorsunuz. Havalara uçtuk. Etler de herhalde dağıldı gitti bilmiyorum. Herhalde boş dorse götüreceğiz Irak'a kadar. O kadar yolu boşa gittik. Para da alamayacağız. Tekrar şu soruları cevaplayalım. Dur. Aman aman. Biraz aha bu sefer soru da sormadı. Soruları cevapladık ya, bu sefer soru da sormadı. Direkt geçtik. Ama yine son yerden bakayım. Bu sefer orta şeride girmeyeceğim gişeye. Bak 134 oldu uyku seviyemiz. Birazdan ekran kararmaya başlayacak. İyice uyku oranımız düşüyor. Bak şimdi. Buradan girmeye çalıştım. Araç sığmadı. Biz sağdan girecekmişiz. Bilemedik. Ama bu sefer öğrendik. Bak burası bayağı bir geniş. Gene sormuyorsun değil mi? Aç abi kapıyı ya. Aç, Irak'a geldik. Ekran iyice bakın sağdan soldan dediğim gibi flulaşmaya başladı. Herhalde gitgide artacak. Sonra siyah ekran oluyor. Kapanıp geliyor falan. Herhalde öyle oluyordu. Uykumuz gelecek. 832 kilometre yolumuz kaldı. Artık hızlı gidiyor. Sınırı geçtik ya, artık Irak'a geldik diyebiliriz. Ama tabi Irak'a gelmekte bitmiyor. Erbil'e gitmemiz lazım arkadaşlar. Daha da aşağı inmemiz lazım. 825 kilometre sonra bozuk etleri Irak'a, Erbil'e getirmiş olacağız. Şimdi soldan biz devam ediyoruz. 820 kilometre kaldı. Aynayı bile göremiyorsunuz. Bakın ayna bile gitti. Aynayı göremiyorsunuz arkadaşlar. Allah Allah, hasar iyice var ya. Yalnız hasar yarıdaydı. Niye fullendi, şey azaldı, geri ol anlamadım. Hasar normalde fullediydik. Pardon, yarısını geçirmiştik ama hasar ne olduysa azalmış kendiliğinden. Acaba havaya uçurunca bizi yeniden başlıyormuş gibi mi saydı bilmiyorum ama bir şeyler olmuş. Bizim avantajımız bu tabii ki. 797 kilometre kaldı. Yolculuk devam ediyor. Irak'a gidiyoruz dediğim gibi. Irak'tayız aslında ama henüz Erbil'e gelmedik arkadaşlar. Etlerimizi götürüyoruz. Bilmiyorum dorsede et kaldı mı ama gidiyoruz biz yani. Arkayı kontrol etmedim. Böyle gidiyoruz. Biraz dışarıdan mı sürsek ya? Abi şöyle biraz gitsek. Baksanız abi ekran iyice flulaşmaya başladı. Çünkü uykumuz bayağı bir geldi. Allah Allah. Yine havalara uçacağız. Havalara uçacağız. Şöyle gidelim. Şu an inanılmaz bir drop var arkadaşlar. Bir daha fantastik de oynamam ben bu oyunu, söyleyeyim.
Vallahi fantastikte oynamam. İnanılmaz bir FPS düşüklüğü var. Zaten görebiliyorsunuz kasa kasa gidiyor. Bu da benim sürüşümü zorlaştırıyor. Yani rahat süremiyorum bunun yüzünden. En ufak hatada çarpıyorsun. Kontrol edemiyorum arabayı falan. 744-43 kilometre kaldı. Biraz daha Erbil'e yaklaşalım. Devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi buralar çok uzun oluyor. Sıkılmayın diye ben ara ara keseceğim arkadaşlar. Böyle yaklaştıkça zaten Erbil'e görüşeceğiz. Arkadaşlar 150 kilometre kaldı ama yaşayacağımız bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Şu an görüyorsunuz uykum sıfır arkadaşlar. Artık şoförümüz, yani ben uyuyorum oyunda. Çünkü çok yoruldum ve bir sürprizim daha var sizlere. Abi görüyorsunuz araç gitti arkadaşlar. Motor arızası verdi. Serviste bulamıyorum. Bu şekilde 40 kilometre hızla Irak'a gidiyoruz. Bozuk arabayla, bozuk tırla Irak'a gidebilir misiniz? Biz gideriz arkadaşlar. Biz gideriz. Şu anda görüyorsunuz 130 kilometremiz kaldı. Neredeyse vardık ama benim kaydım 1 saati geçti. Tabii size editle falan kaç dakika sunacağım bilmiyorum ama gerçekten çok uzun bir yolculuk oldu arkadaşlar. Bayağı bir uzun oldu. Şöyle görüyorsunuz tırımız bozuldu. Servis de bulamıyorum. Yok çünkü arkadaşlar servis yok. Aracı tamir ettireceğimiz bir servis yok. Ve 30 ve 40 kilometre hızla Irak'a gidiyoruz. Etler bozuldu, koktu. Yani ortalık karıştı söyleyeyim. Uyuyacağım neredeyse. Ekran kararıyor. Ama Allah'tan çok uzun bir sefer oldu ama vardı, varacağız arkadaşlar. Geldik. 120 kilometremiz kaldı. Birkaç dakika sonra Erbil'de olacağız. Tam etin bozuk etlerini oyunda bozduk, sağlamdı, gidemedik bir türlü gördüğünüz gibi. Yolculuk bitmedi. Bu süreçte ben oynarken tabi sonraları göremediniz, motor arızası verdi araç, yetkili servis bulamadık bir türlü, aracı tamir ettiremedim ve bu şekilde 40 kilometre hızla resmen Irak'a geldik arkadaşlar. Erbil'e geldik. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ama gerçekten yorucu oldu arkadaşlar. Gerçekten zor oldu. Zaten nasıl zor olmasın? Bir yandan da uykum geldi. Gördüğünüz gibi sürekli, bakın şimdi gelecek ekrana şey. Ekran kararıyor. İyice zorlaştı oyun. Diyecek bir şey yok. Bayağı bir zor bir gün oluyor. Bir türlü servis de yok. Bakın burada da servis yok. Biraz önce ben bir yerde girdim. Servis yok orada. Sadece Zug servis yazması lazım küçük bir tabela ve her yerde yok bu servisten. O yüzden onu denk getirmek de çok zor ve şu an için herhalde bir yaklaşık 700-800 kilometredir hiç servis de görmedim. Böyle böyle gidiyoruz ama Allah'tan bitirdik, çok bir şeyimiz kalmadı. Gideceğiz ama herhalde böyle giderken şöyle bir şey olacak mı bilmiyorum. Mesela %0 diyor gördüğünüz gibi uyku. Acaba uyku şey şoför uyuyakalıyor mu mesela? Öyle bir şey var mı bilmiyorum ama sürekli ekran kararıyor gördüğünüz gibi. Artık şehir merkezine gelmek üzereyiz. Sonunda Irak'a, Erbil'e ulaştık arkadaşlar ve hala helal olsun oyunda atmadı. Bak 1 saat 6 dakikalık kayıt oldu bende. Ama siz şu an belki 15, belki 20, belki 25. dakikalar izliyorsunuz. Dediğim gibi editle kestim sağını solunu. Çok uzun olacak çünkü bu şekilde. Ama kazasız demeyeceğim. Bayağı bir kaza yaptık. Çünkü araç motor arızası dahi verdi. O kadar kaza yaptık ki yolculuk boyunca. Yapmamak mümkün değil. Önümüzde birden arabalar durdu. Saçma sapan şeridimize geçtiler. Kaza yaptırdılar. Benim kendi kazalarımı saysanız vallahi çok azdır. Çoğunlukla saçma sapan diğer araçların kazaları, saçma sapan hareketleri yüzünden kaza yaptık arkadaşlar. Ve hala ilerliyoruz ve hala servis yok arkadaşlar. Bakın böyle bir şey görmüş olduk. Oyunda da demek ki servis olayının, binaların artık ne diyorsanız ismine, arttırılması gerekiyormuş. Bu kadar zaman boyunca 40 kilometre ile ilerledim. Vallahi yeter artık, bitsin. Bak 75 kilometre kaldı. Bir 3-4 dakikamız var gibi duruyor. Ulaşacağız ama bir de bana sorun arkadaşlar. Bir de bana sorun, nasıl ulaşacağız? Ne kadar uzun sürdü anlatamam. Şehir merkezine giriyoruz bu arada. 70. Bak tam dönerken ekran kararacak, çarpacağız söyleyeyim size. Bakın şimdi. Bak kararacak. Allah'tan sağ ayna kapanmıyor da. Bak o da aslında bir açık bugdur. Onu da düzeltilmesi lazım. Aynanın da kararması lazım. Oradan ben yine yolu takip edebiliyorum. O da bir aslında düzeltilmesi gereken bir şey. Hata. Neyse artık.
Bak sağdan mesela bakıyorum, çarpmıyorum bu sayede. 3 kilometre kaldı. Bu yolu zaten hatırlıyorsunuz. Yollar hepsi artık ezberledik. Yine inekler dayı götürüyor inekleri. 61 kilometre kaldı. Şehir merkezi doğru ilerliyoruz. Artık otobandan çıktık. Çevre yolundan çıktık. Böyle şehir yolları, tek şeritli yollara geldik. Daha artık şehrin içine doğru ilerliyoruz. Tabi burası Irak değil. Burası artık oyundaki bilmem kaç tane ülkenin kaç tane şehrindeki aynı harita. Artık vallahi geldik. Bir daha da Irak'a gelmem söyleyin. Bir daha da gelmem arkadaşlar Irak'a. Erbil'e gelmem bir daha. Son gelişim, ilk gelişim. Şimdi buraya geldik. Firma burası. Direkt teslim diyeceğim. Bak kendim park etmeyeceğim. Normalde kendim park ederim biliyorsunuz. Ama bu sefer hiç bekleyemeyeceğim. Bak. Çok şükür. Yolu bitirdik. Acelem var. Hem de çok acelem var. Toplam 9.940 lira kazanacaktık. 500 giderimiz olmuş bazot. 500 de ceza yemişiz. 8.940 lira para kazandık. Toplam kayıt benim 1 saat 13 dakika oldu. Siz bilmiyorum kaçıncı dakikasında bitireceksiniz videoyu ama zor bir yolculuk oldu gerçekten. Bayağı bir zor oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.